İngiliz istihbaratının Ukrayna'da oluşturduğu gizli sabotaj grupları ifşa oldu. Rusya'nın başlattığı operasyon devam ederken, İngiliz istihbaratının Ukrayna'da Partizan adlı gizli sabotaj grupları oluşturduğu ortaya çıktı. The Grey Zone analiz sitesinin bulduğu belgelere göre İngiltere, Rusya'ya karşı altyapı ve köprülere terör saldırıları düzenleyecek Ukraynalı grupları bir araya getirip donattı. Grubun, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'ndeki patlamayla da ilgisi olduğu belirtildi. Analiz sitesinin yayınladığı belgelerde Kerç Köprüsü'ne saldırı şemaları açık bir şekilde görülüyor. Planın İngiliz istihbarat ajanı ve aynı zamanda NATO'ya danışmanlık yapan Chris Donnelly'nin talebiyle hazırlandığı öne sürüldü. Terör grupları deniz baskın operasyonlarına destek olarak tanımlanıyor. Bu grupların Rusya'nın Kiev'i ablukaya alma yeteneğini azaltmayı, Moskova'nın savaş kabiliyetini aşındırmayı ve Kırım'daki Rus kara ve deniz kuvvetlerini deniz ve karadan kuşatmayı hedeflediği belirtiliyor. NATO danışmanı İngiliz Donnelly, ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisinin müzakere çağrısı yapması üzerine bu tutum Ukrayna'da kıyamete yol açabilir diyerek endişesini belli ediyor. Böylece terör eylemleriyle Kiev ve Moskova arasında müzakere yolunu boşa çıkarma amaçlandığı görülüyor. Yine eski bir İngiliz askeri olan Hagward'ın Donnelly'ye yazdığı e-postada belirgin bir şekilde büyük bir köprünün yok edilmesi planından bahsedildi. Belgelerde sabotaj gruplarına ödenen paraların çizelgesi de yer aldı. Gruplara toplamda 33 milyon 50 bin avro ödendiği kaydedildi. Sızan belgelerde ortaya çıkan bilgilere göre oluşturulan partizan grubunun 40 kişilik olduğu, 6 ay boyunca haftada en az 4 gün ateş açma, eylem hazırlama ve uygulama, hayatta kalma gibi eğitimleri aldığı belirtiliyor. Plan genişledikçe grubun Yunanistan ve Polonya'da da açıklanmayan bölgelerde eğitim gördükleri ifşa edildi.